bahsedeceğim. Yani yoga ve pilates fitness'ten bahsedeceğiz. Şunun genel kapsamında zihin beden egzersizleri hakkında biraz bilgi vermek istiyorum size. Bunlar yoga ve pilates ağırlıklı bilgiler olacak. Egzersizler ve yaklaşımlar doğru kullanılıyor mu? Klinik uygulamalar nasıl uygulanır? Bunlar hakkında biraz bilgi vereceğim. Pilates mi kullanalım, yoga mı kullanalım? Biraz da bir uygulamayı düşünüyorum. Başta şunu söylememiz lazım, biz neden egzersiz yapıyoruz? Kas yorgunluğumuzu azaltmak amaçlı, genel yorgunluğu azaltmak amaçlı. Kas kuvvetini artırmak genelde hepimizin istediği aslında olur. Kaslarımız kuvvetlensin. En önemlisi bizim için postürü düzeltmek. Bir hastalık varsa hastalık tekrarlanma sürecine riskini azaltmak. Normal eklem hareketini artırmak özellikle bir fizyoterapist olarak bizim için çok değerlidir. Ağrı azaltmak, emosyonel durumu düzenlemek, yaşam kalitesini artırmak gibi birçok nedenimiz var. Daha sayabileceğimiz çok fazla nedeni var. Peki, pilates ve yoga'yı neden seçtik? Bunların ortak özellikleri var, yoga ve pilatesin. Biyopsikososyal yaklaşımlar bunlar. Nefes içermesi, konsantrasyonla yapılması, gelişme ve yüksek farkındalığı içermesi bizim için önemli egzersizleri oluşturuyor. Burada şunu söylemek istiyorum. Burada korsterizasyondan biraz bahsedeceğim. Bu İngilizce'de çok fazla geçiyor korsterizasyon diye. Türkçe'de çekirdek ya da merkez sterilizasyon dediğimiz olaydır. Şuradaki şekilde gördüğünüz pastörizmuzun lateralden bir yer kesiti. Önünde transfer saltonus dediğimiz vücudumuzu korse gibi saran bir büyük bir kas kitlesi var. Arkasında küçük küçük omurgaları birbirine bağlayan motifidüs dediğimiz ve git duruşumuzu sağlayan omurgamızın en önemli küçük taşları, küçük kaslarımız var. Üst tarafında nefesimiz, yani solunumuz, hayatımızın temel kaynağı nefesimizi oluşturan ve yaptıracak diyafram kasımız var. Altında tarih taban kaslarımız var. Bunu neden söylüyorum? Aslında bu böyle bir stabilite silindiri. Yani aslında vücudumuzun doğal bir korsesi. Bu korseyi çalıştırdığımız zaman bizim aslında dışarıdan görüntüsü, hani karın kaslarımız, pelvis şeklinde görünüyor, kemik kaslarımız bu şekilde görünüyor. Bu neden önemli? Bu kaslar düzgün çalıştığı zaman ve bu bölgeye kaslar düzenli çalıştığında normal stabilizasyon sağlanmış oluyor ve bu şekilde de bütün kas iskelet sistemi ile ilgili rahatsızlıkların çoğunluk önüne geçmiş oluyoruz. Peki biz hangi durumlarda bu egzersizleri uyguluyoruz? Önce sağlıklı bireylerde uygulanan yöntemler, şimdi ise uygulama alanları çok genişledi. Kanserden tutun, belgesel tarihinden, nöroloji problemleri, ortopedik problemlere kadar her türlü rahatsızlıkta aslında kullanılabiliyor. Biraz tabii bu da kendine kullanılıyor. Şimdi biraz pilatesten bahsetmek istiyorum. Pilates, internette baktığınız zaman, şunu nasıl göreceksiniz, Joseph Pilates. Joseph Pilates'in çok ünlü bir sözü var. 3 seansta farkı hissedeceksiniz, 10 seansta vücudunuzun farklı olduğunu hissedeceksiniz, 30 seansta bambaşka bir vücudunuz olduğunu hissedeceksiniz der. 1900 yıllarda bu egzersiz sistemi geliştirilmiş ve 30'lu yıllar Pilates kültürünü kurmuş. Şimdi 1900 yıllarda oluşan bir egzersiz sistemi. Tabii bu yoga'dan, dans terapisinden ve dış sporcundan etkilenerek yapılan bir egzersiz modelitesi. 1980'li tarihimiz dansçılarda biraz daha ön plana çıkmış ve bir moda haline gelmiş. 2000'li yıllarda fizyoterapistin ilgi alanı haline gelmiş ve şu an fizyoterapistler, Avustralya Fizyoterapistler Derneği tarafından Pilates Enstitüsü kurulmuş vaziyette ve 2000'li yıllarda yeni başlayan bir kuruluş diye görüyorum. Şu an baktığımızda artık çok kendisini geliştirmiş bir kuruluş ve çok güzel eğitimler veriyor. Artık Pilates'i kendi içerisinde branşlaşmalara başladı. Pilates, gövdenin postural kaslarının dengeli çalıştıran, omurgayı destekleyen bir egzersiz sistemi. Yan tarafta ilk Pilates videosunun görüntülerini görüyorsunuz. Bu 1930'lardan bir fotoğraf. Pilates'te natural pozisyonun farkındalığını artırıyoruz ve bu şekilde derin postural kaslarımızın kuvvetlenmesini sağlıyoruz. Önceki fotoğraflarda gördüğünüz bir küçük kaslarımızın ve bilmediğimiz kaslarımızın aslında çalışmasını sağlıyoruz biz. Pilates'te çok fazla egzersiz var. 500'den fazla egzersiz olduğu söyleniyor. Bunlar içerisinde met egzersizleri, yani yer egzersizleri, minder egzersizlerimiz, egzersizlerimiz var. Bizlerin fizyoterapide en çok kullandığımız egzersizler bunlar. Yardımcı cihazlı egzersizler var. Top olsun, teravant olsun ya da pedilat table gibi
hazları var. Yine şunu söyleyeyim, hangi durumlarda kullanıyoruz? İlk başta dediğimiz gibi dağıtçılarda oluşmuş, yapılmış ama zamanla geliştirilmiş kanserde, kanser hastalıklarda, problemlerde, özellikle son zamanlarda hamilelerde çok sık kullanılmaya başladı. Fizyoterapist açısından, genç nüfus açısından, skolyoz açısından artık kendisini daha da geliştiren bir egzersiz modalitesi olmaya başladı. Fizyoterapistler pilates yaptırırken bunu modifiye ederek yaptırmışlar ve buna biz klinik pilates ya da modifiye pilates diyoruz. Buradaki asıl amacımız şu, merkez sütundan kaynaklanan hareketin kinestetik farkındalığını geliştirmeyi amaçlamak ve zihin ve vücudu geliştirmek aslında buradaki asıl amacımız. Ve fizyoterapistler tarafından uygulanan modifiye pilatesin özelliği bu. Ve kişiye özel uygulanıyoruz. Bir hastalık ya da sağlıklı bireyler bile olsa tamamen kişiye özel uygulanıyor. Pilatesin ana unsurları var. Bunlar şu klasik geleneksel pilatesle 6 prensip diye geçer ama modifiye pilatesle 8'e çıkmış vaziyette. Çünkü biraz daha bilimsel olarak yapılan bir egzersiz. Konsantrasyonla yapılan bir egzersiz. Bu şekilde vücudu ve zihni beraber çalıştırıyoruz. Solunum temel ihtiyacımız, solunum olmazsa olmaz bir egzersiz. Kesinlikle nefes sıdıfı vermeyle beraber yapılması gerekiyor. Merkezde odaklaşma dediğimiz bir şey de daha bir anlattığım stabilizasyon, kor stabilizasyon dediğim kasları çalıştırarak bitmemiz gerekiyor. Bütün egzersizde bunları sağlaması gerekiyor. Kontrol gitmesi gereken bir egzersiz. Bunu yaparken bütün kaslarımız tamamen bizim kurallarımıza uyarak çalışıyor ve biz bunu fark etmediğimiz hastalarımızı bile burada fark ederek çalıştırmayı hedefliyoruz. Karanlık şekilde yapılması gerekiyor. Yani bir kolunuzu kaldırın dediğinizde kolunuzu birdenbire indirmiyorsunuz. Yavaş yavaş kolunuzu kaldırıp yavaş yavaş indirme şekli, düzgün bir şekilde yapılması gerekiyor. Ve hareketlerin bir akıcılıkla devam etmesi gerekiyor. Bunu sağlamak için de seçeceğimiz müzik aslında çok daha değerli egzersizleri yaparken. İzolasyonun sağlanması, burada aslında diğer egzersizlerden bir farkı bu. Hareketi anlatırken, mesela dizinizi düzeltin dediğinizde, diğer dizinizi sabit tutmanız gerektiğinde, dizinizin üstünde çay dolu bir fincan var dediğinizde, izolasyon çok daha iyi sağlanıyor ve hareket daha iyi algılanıyor. Biraz da tabi terimler kullanmadan yapıyoruz bunu, o da hastaların için yapımını daha kolaylaştırıyor. Egzersizlerin de özelliği vardır. Her zaman haftanın bir günü değil, en az haftada 3 gün yapılması gerekiyor. Burada da tabii bu için içinde. O yüzden en azından haftanın 3 ya da 4 günü 15-30 dakika yapılması gerekir. Hedeflenen programlarda. Tabii son zamanlarda yapılan programlar haftada 2 ve 1 saat olan programlar var. Bunlar daha çok sağlıklıya yönelik ama hastalığa yönelik yaptığımızda haftanın 3 ya da 4 günü en az 15-30 dakika uygulanması en sağlıklı olur. Peki geleneksel ve modifiye pilates arasında ne fark var? Niye biz fizyoterapistler modifiye pilates diyoruz? Tabii ki temeli aynı ama geleneksel ve modifiye pilates karşılaştığında önce şunu düşünmek gerekiyor. 1900'lerde tasarlanmış bir egzersiz modalitesi. Tabii zamanla kendisini geliştirmiş. Fizyoterapistler bunu mekanik, biyomekanik bilgisini katarak geliştirdi. Tabii ufak tefek değişiklikler yapmışlar. En başta orada gelenekselde yere bastırılarak egzersizler yaptırılıyor. Ama biz zevk yaptırdığımızda klinik pilateste nötral omurga. Yani bir omurgamızın anatomik pozisyonunu sağlayarak yapmamız gerekiyor. Maksimal yorgunluk önerilir gelenekselde. Ama bizim yaptırdığımızda kesinlikle düşük eşitleri ve farklı kontraksiyonlar hedefliyoruz. Yani hastamızı yormadan o kısa odaklanarak çalışılıyor. Uzun süreli egzersizler gelenekselde istenir. Düşünün sağlıklı insanlara ya da dansçılara yönelik yapılıyor ama biz hedef kitlemiz genel bir kitle. O zaman tabii ki egzersiz kitlemizi düşürerek yapmamız gerekiyor. Sayısı daha da fazla olarak yapılması gerekiyor. Normal eklem hareket dediğimiz normal eklem hareket açıklığımızın daha geniş olarak yapılıyor gelenekselde. Modifiye pilatesle bunu kişiye özelleştirerek yapılması gerekiyor. En sonunda baş pozisyonu. Bütün egzersizler en basitinde nekik çekeriz. Başımız öne doğru gider ama biz bunu bu şekilde istemez. Sopa yutursunuz gibi tabirde kullanıp biraz daha gövde başı öne doğru eğmeden, flexyonu kullanmadan yapılmasını istiyoruz. Şunun üstünde durmak istiyorum. Bunu niye koydum? Önce stabilizasyon, sonra egzersiz. Lütfen bu lafı unutmayın. Çünkü çok sakat
sakatlanma egzersizleri yaparken, özellikle pilates egzersizleri yaparken çoğu sakatlanma, ileri derecede egzersizleri yapıp stabilizasyon sağlamadan ileri derecede egzersizleri yaptığımız için oluyor. O yüzden bu dereceli bir egzersiz. İlk önce basit egzersizleri oturtup stabilizasyonu sağlayıp, kor stabilizasyonundan bahsettim. Bu kor bölgedeki kasları çalıştırıp, bundan sonra diğer egzersizlere geçmek en güzeli ve en düzgün olanı. Bunu neden söylüyorum? Çünkü pilates egzersizleri zorlu egzersizlerdir. Ama dediğim gibi başlangıç orta geri seviye egzersizlerden oluşur. Özellikle son zamanlarda televizyonlardan yapılan pilatesler ya da dışarıda bilinçsizce yapılan pilatesler yüzünden kliniklere çok fazla sakatlanmalar geliyor ve biz bunu tedavi diye almak zorunda kalıyoruz. Pilatesten sakatlanan biz pilatesle tedavi ediyoruz ama tabii ki düzgün yapılan pilatesle. O yüzden çok çok önemli. Bu şekli özellikle koydum. Anatomi bilgimizi biraz konuşturalım dedim. Şimdi pelvisimiz var. Pelvisimizin öne ve arkaya doğru tipleri var. Nötral pozisyonumuz, nötral pozisyonumuzun tipi 30 derece olması gerekiyor. Tabii kişiye göre değişir bu. Arkaya doğru pelvisimizi çevirdiğimizde posterior pelvik tip dediğimiz, yani belimizin düzleşmesidir. Kimin de bu şekildedir, kimin de öne doğrudur. Gevşek pozisyonda genelde anterior pelvik tip kısmındadır. Biz bunu nötralize ederek nötrali öğretmeye çalışıyoruz. Bu şekilde özellikle koydum. Çok güzel anlatıyor bence pelvisin hareketlerini. Arkaya baktığımızda bel kaslarımız var. Ön tarafa baktığımızda kalça fleksör kaslarımız var. Bu iki kas çalıştığında belimizde lordozunu artırıyor. Yani belimizde çukurunu artırıyor diyelim. Ön kırık kaslarımız ve kalça kaslarımız çalıştığında ise bir mekanik olarak düşündüğümüzde bunu belimizde lordozunu düzleştiriyor. Yani belimizin düz bir bel hale gelmesine neden oluyor. O zaman ne yapıyoruz? Bu kasların da işleyişini alması gerekiyor. Bunlar kısaysa sarıkların halledilmesi, kasların kuvvetlendirilmesi, yani bir denge içerisinde olması gerekiyor kas grupları. Bu testten ne dedik? Merkez stabilitesinden bahsettik. Şu şekilde gördüğünüz sadece abdominal bölge gördük. Bu bölge sabit kalacak. Buna biz merkezi sütun diyoruz. Yani abdominal bölgemizin olduğu kısma merkezi sütun diye geçiyor. Ve tüm hareketlerde bu bölge korunacak, sabit kalacak, o nötral pozisyonda korunarak devam hareketlerinin devam etmesi gerekiyor. Hedefimizin biri sabit, statik postür. Yani bunu pelvik kontrolü sağlayarak devam ettireceğiz. Kesinlikle nötral pozisyonda koruyacağız. İkincisi ise dinamik pozisyon ve fonksiyonun sürdürülmesini yapacağız. Kol ve bacaklarımızın hareketiyle lumbopelvik pozisyonumuzu nötralde tutmaya çalışacağız. Biraz aslında zor egzersizler çünkü odaklanarak yapılması lazım. Bir de normali öğrenerek yapılması gerekiyor. Olmazsa olmaz 5 elementimiz var pilatesimizde. Özellikle kor stabilizasyon dedik. Birincisi merkezi sütunu düzelteceğiz. Pelvisimizi ve lumbar bölgeyi düzeltmemiz gerekiyor. Bunun için özel eğitimler veriyoruz. İkincisi göğüs yerleşimimiz, göğsümüz önce mi, arkada mı, nötralize etmemiz gerekiyor. Üçüncüsü omuz yerleşimi. Çoğumuz masa başı çalışıyoruz, omuzlarımız öne doğru. Bu pozisyondan arkaya doğru biraz daha almamız gerekiyor. O zaman omuz yerleşimimize yapmamız gerekiyor. Bunun eğitimini verirken genelde sırt üstü pozisyonda ve kolları kaldırarak yapıyorum. O yüzden bu fotoğrafı koydum. En sonunda da başı pozisyonunu düzeltmeniz gerekiyor. Dikkat edin, bilgisayar başındayken böyleyiz. Başımız çok fazla önde. O zaman biz ne yapacağız? Bunu biraz daha arkaya doğru almamız gerekiyor ve nötralize etmeyeceğiz. Ama ilk başta bunun birinci hedef koğuş bölgesi, yani merkezi sütunu düzeltmek. Bunun üstüne kinetik olarak sırtımız, boynumuz ve dışımızın yerleşmesi gerekiyor. İlk temel bölgemiz her zaman kor bölge. En sonunda doğru nefesi öğreterek, diyaframatik nefesi öğreterek düzgün bir şekilde bu bölgenin çalışmasını sağlayacağız. Biraz da yoga'dan bahsedelim. Yoga ile pilates beden zihin egzersizleriyle geçiyor dedik. Bunlar da yoga'da bizim için çok değerli. Peki yoga nedir? İnanç mıdır? Sihir midir? Hareket midir? Nefes midir? Aslında bunların hepsini kapsıyor. Hindistan'da 4000 yıl önce doğmuş bir felsefe aslında bu. O yüzden buna direkt fiziksel egzersizler demek de yanlış. Ama bizim yaşadığımız fiziksel egzersiz, meditasyon, nefes egzersizlerinin gelişimi ve kişiyi tam güce ve ruhsal bilince ulaşmasını sağlayan bir
felsefe. Bizim için, fizyoterapistler için tabii ki ilk başta her zaman egzersiz geliyor, nefes geliyor, vücut farkındalığı geliyor. Bu bizim için çok önemli bir konu ve son zamanlarda biraz daha hastalıklara özel çalışmalarda bizim de çalışmalarımız var yoga üzerine. Yoga farkındalık dedik, farkındalığı geliştirme yolu dedik. Düzgün bir vücut pozisyonunu sağlarken zihni etkileyen konsantrasyon, gevşeme, solunum, fiziksel egzersizi bir arada kullandı. Kapsamlı bir program bizim için. Bunun hedeflerimiz var yoga'da. Fiziksel olarak kendine dikkat etmek, iyi hissetmek, var olmak. Aslında bunlar belki doğu felsefesi ama içimizde olması gereken felsefeler. Sağlıklı olmak, sağlıkçıyız çoğumuz. O yüzden bizim hedeflerimiz arasında. Kuvvetlenmek, bedensel ve ruhsal iyilik haline ulaşmak. Bunu yaparken yoga kişiyi fiziksel olarak, duygusal olarak, entelektüel olarak, mental olarak, ruhsal olarak tamamen bir bütün halinde ele aldığı için bir felsefe. Çok farklı yoga türleri var. Detayda gibi baktığınızda sayısı belki daha da artabilir ama hatta yoga özellikle batıda son zamanlarda kendisini gösteren biraz daha fiziksel egzersizlerle bütünleyen ve bizim fizyoterapistlerin daha yoğun kullandığı yoga çeşidi hatta yoga. Yoga sanan bir yoga programı. Çok güzel bir egzersiz programı diyebilirim buna. Nefes egzersizleriyle başlayıp gevşemelerle, duruşlar dediğimiz asanalarla ve en son tekrar gevşemeyle biter bir egzersiz programı. Burada asanalar çok önemli. Asanalarda bir duruşta, Türkçe'de duruş diye geçiyor. Esnek bir kalıp dakikalarca kalabilirsiniz ama hedef genel bir dakika oluyor. Esnekliği, kuvvet ve dengeyi artıran bir takım egzersizler zinciri. Resimde sadece iki tane asanayı görüyorsunuz. Bunlara dikkat ederseniz hiçbir şekilde kuvvet, esneklik ve denge gerektiriyor. İlk yaşadığında yani eğer egzersiz yapmıyorsanız bir 15 saniye belki zor durabiliyorsunuz. Son zamanlarda çalışanlarda yoga üzerine çok fazla duruluyor ve stres kontrolü sağlayarak çalışma yaşantılı kişilere pozitif katkılar bulmasının yanı sıra yaşamlarında da olumlu etkileri olduğu görülmüş çalışmalarda. O yüzden özellikle bazı yerlerde iş yerinde işe başlamadan önce sabahları yoga yapılıp bunun üstüne işe başlanması konsantrasyon verimliliği artırdığı görülmüş. Biz fizyoterapistiz. O yüzden yoga ve pilatesi tabii ki bizim bakış açımız daha farklı. İlk başta bizim bakış açımız birincisi hastaya bütün olduğu için biz bu egzersizleri yaptırıyoruz. Ve aynı zamanda bir psikososyal varlık olarak bu egzersizden nasıl o şekilde ele aldığı için bu egzersizleri tercih ediyoruz. En önemlisi belki ağrı algılayışını değiştiriyor. Nasıl değiştiriyor? Bunun ağrıya odaklanmaması, başka konuda odaklanması gerektiğini öğretip kontrol etmesini sağlıyoruz. Bu da aslında bizim hedeflerimizden biri. Ve en önemlisi de tabii ki insan olarak, hasta olarak bir insan ele aldığı için güzel bir egzersiz makinesi. Peki pilates mi yoga mı? Bunu sorarsanız her ikisi de. Pilates yapanlar teknik olarak şunu söylemek istiyorum. Bazı hastalarım şöyle söyler, ben pilatesi daha çok seviyorum, ben yoga'yı daha çok seviyorum diye. Zaten pilates yoga'dan isimlenen bir egzersiz modelidir. Ama tabii biraz daha içinde mekanik, biyomekanik olduğu için biraz daha farklı bir egzersiz modelidir. İkisi de tercih edilebilir ama gevşeme daha fazla sağlanmak isteniyorsa yoga daha fazla tercih edilebilir. Ama daha çok kuvvetlenme ve kişi özel programlar uygulanması gerekiyorsa pilates uygulanabilir. Ama her ikisinin amacı da konstabilizasyonu sağlamak, denge ve gevşemeyi sağlamak için ikisi de uygulanabilir egzersizler içerisinde. Şimdi hepimiz, yani çoğumuz diyeceğim, masa başındayız ve ben demin söylediğim genelde başımız ve omuzlarımız öne doğru. Ufak egzersiz göstermek istiyorum size oturduğumuz yerde. Sandalyede otururken özellikle iş yaparken ve bilgisayar başında 20 dakikadan sonra herkes öne doğru eğilme pozisyonunda. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Bizim biraz vücudumuzu fark etmemiz gerekiyor. Sandalyenizin ucuna biraz oturacağız. Daha eşlik etmenizi isteyeceğim orada. Önce güvenliğimizi isteyeceğim. Vücudumuzun farkına doğru. Omuzumuz dik olsun, başımız dik olsun. Bu hale getirebilmek için dik durumda hep olmuyor. Önce
yavaş bıraktı. Şimdi sırtımdan, omuzumdan ve başımdan yukarıya doğru güzelce hissediyorum. Burada yaptığım şey şu, başımı, sırtımı, omuzlarımı ve sırtımı fark ediyorum. Ne yapıyorum? Normalde böyle duruyorum, eğip durdum ama pozisyonumu iyice bozdum. Düzgün pozisyonumu vücuduma algılattırıyorum. Bu şekilde zihnimi kullanarak diyorum ki vücudum yanlış yürüyorsun, lütfen güzel. Biraz da felsefik gelin tabii ki. Erdoğan Hocam yapalım isterseniz. Erdoğan Hocam. Hadi hocam. Birkaç kere daha yapalım isterseniz. 3-4 defa bir egzersiz daha göstereceğim. Başımıza öne eğdik. Omuzlarımız. Öne eğdik. Ve yavaş yavaş şimdi kalktı. Sırtınızdan, omuzunuzdan ve dışınızdan dip durduğunu hissedeceğiz. Masa başında çok rahat yapacağımız egzersizler. Bir ikincisi, masa başındayız ve sürekli mouse kullanıyoruz. O zaman çoğunun eli ağrı oluşuyor, omuzu oluşuyor. Ne diyeceğiz? Önce bir pozisyonumuzu düzelttik. Ellerinizi 90 derecede avuçlar yukarıya bakacak şekilde kaldırdık. Elimizi yana açtık. Elde avuçlar yere baktı. Burada biraz elleri uzatacağız, kusura bakmayın. Yana doğru açıyoruz ve parmaklarımızı kendimize doğru çekiyoruz. Kolu ağrımayan var mı? Onu sormakta. 70 dereceye kadar kaldıracaksınız. Burada çünkü bir yaptığınız kısmımız var. Üst tepsilerimiz, yedisinde bile kolumuzu da bir sinir ağrımlar. Nöron yerle yapıyoruz. Çok güzel bir dersiniz. Tekrar bir konuş dersiniz. Tekrar bir dersiniz. Avuçlarımız yukarıya baksın. Erdem Hocam böyle biraz uzun olmaya herhalde. Yana doğru açtım ellerimi. Avuçlarım yere baktı. Yana doğru çeviriyorum. Bunu yaparken dikkat ederseniz hep kemikleriniz birleşiyor. Omuzlarınız, kollarınızda bir gerilme hissediyorsunuz. Burada siyatik, zekat nefsi, pardon, gelmiş olsun, nöral gelmiş olsun. Elini şimdi tekrar çevirip dirseklerinizi birleştirin. Çok güzel bir egzersizdir. Özellikle 20 saatten sonra mouse kullanırsanız bu tabloyu çok rahatlatır kollarınızı. Erdoğan Hocam biliyor, sıradan bulunuyor. Ve sağlık yaşam merkezimizi açıyoruz. Bundan sonra bu dönem şu hem personellerimiz hem öğrencilerimiz oluşan küçük bir grubumuz var, yoğun grubumuz var. Yoğun grubuyla ilgilenmek isteyen, bize katılmak isteyen arkadaşlarımız olurlarsa benimle iletişime geçebilirler. Bugün bizim anlatacaklarım bu kadar. Egzersizler konusunda ilgilenen arkadaşlarımız varsa lütfen gelin.